Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de bir ekmek. Oo, ekmek. Bir ekmek. Şunu da şöyle. Evet. Tamam. Hadi ben şu tarafa mı geçiyorum? Oldu. Çok evet, güzel. Ya. Yakıştı diyor. Bu İsviçre mi? Almanya'dan mı? Almanya. Almanya'dan. Hanımefendinin ha, mikrofonunu şimdi... açalım. Ben de o sırada soyunayım. Biraz evet. Şöyle. Açık açık. Siz tamam. Neresiniz Meltem Hanım? Rizeliyim. Rizelisiniz. Ama şimdi şöyle bir şey. Almanya'da doğdum, büyüdüm. Alkışlayan mı var bu arada? Rizeli Karadeniz'i var mı arada? Ama yani Almanya'da doğdum, büyüdüm ama Rizeliyim yine de. O yani o ruh var ya, o kök, o böyle böyle evet. İnsanın içerisine giriyor. Nereye gidersen git, İsviçre mi, Holland, nereye git, o kök böyle seninle. Yani. Evet. Bu şekilde yani. Evet. O kök şu anda bana geldi zaten. Yani ben aldım o kökü. Ya o kök tabii ki yani ne yaparsan yap, memleket dönüp gideceğim bir yer var nihayetinde. Aynen öyle. Aynen. Kaç senelik evlisiniz Meltem Hanım? 1,5 yıl oldu. 1,5 yıl. Eşiniz evet. Alman mı? Alman. Bir Alman avukatı. Yani Alman bir avukatı. Alman avukatıyla evet. Bir Türk komedyen. Yani süper bir uyum diyebilirim bu arada. Evet hanımefendi bu arada komedyen. Evet, aynı zamanda sağ olun. Almanya'da. Sağ olun. Ve Almanya'da çok ben seyrettim. Bayağı Almanya'nın en iyi şovlarında gördük sizi. Sağ olun. Temsil etmişsiniz. Kitabınızın adı nedir acaba? Verliebt, verlobt, verbockt. Meine türkisch-deutsche Traumhochzeit. Yani sevdik, gördük, batırdık. O şekilde. Sevdim, gördüm, batırdım, mahvettim. Mahvettim. Aynen öyle. bir şey söyleyeceğim. Yani kitapta belki anlatmışsınızdır. Ben bir ufak bir şey biliyorum ama eşiniz mi Türkleşti 1,5 sene içinde? Siz mi biraz? Ya ikisi de oldu. Eşim gerçekten Türkleşti. Eskiden eşim Alman gibi tartışıyordu. Yani çok bilimsel bir şekilde yaklaşıyordu buna. Geçen işte Cuma günü sen bana şunu söyledin, neden söyledin? İşte geçen ay şunu yaptın, neden yaptın gibisinden. Şimdi sadece elini böyle yumruğu vuruyor, gidiyor. Yani tam bir macho erkek oldu. Ama hoşuma gitmiyor da değil yani. Hoşuma da gidiyor yani. Evet, aynen o şekilde. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela Türkiye'ye gidiyoruz, izne gidiyoruz. Orada araba kullanıyor. Ve gerçekten aynı bu Türk erkeklerin araba kullanma tarzını orada öğrenip getiriyor. Yani Almanya'da artık trafik işaretlerini sadece dekorasyon olarak görmeye başladı. Yani böyle bir yani bir acayip bir yani ben onu durdurmam, frenlemem gerekiyor. Peki yani. İnseniz adamın köküne de yani. Evet, aynen. Halletseniz meseleyi orada. Ya şimdi şöyle Türkçeyi mesela öğreniyor şu an. Türkçe derslerine gidip geliyor ve geçen bir hata yaptı. Bu nedir diyeceği yere bana bu ne dur dedi. Ben de şöyle bir düşündüm, düzeltsem mi, düzeltmesem mi, düzeltmedim eyleme, yani. Eyleme, kalsın, güzel bir şey. Güzel. Çok güzel bir şey. Arada bir iş yerine gittiği zaman falan da millete merhaba, haçan, nasılsınız falan da. Evet, o da var ya. Yani. Aynen. Peki sizi istemesi, düğün evinden çıkmanız falan Almanya'da olay ya, bunlar yani. Gerçekten olay ve onun istediği böyle yani bir evden kız alma meselesi. O istedi onu ve gerçekten geldi ve beni evden aldı davul zurnayla birlikte. Ve öyle bir şey ki pazar gününe rastladı, bir de böyle milli tatildi. Polisten bile izin almak yani zorunda kaldı. O da polise bunu anlatmak da zor. Çok zor. Yani polise ya, ne diyeceksin? Aynen. Gelini evden almaya gideceğim. Davul zurna için. Aynen. İzin verir misiniz? Yani. Lan git al evden, niye çalıp da yani. Anlamaz adam yani, onun mantığında o yok yani. Evet. Evet aynen öyle bir şey. Ama bir de şöyle bir şey, ben de bir şey istedim. Hadi ben de dedim bari o bir Türk geleneği istiyor, ben de bir Alman geleneği isteyeyim. Ve ben bu tabak kırma meselesi var ya Almanlarda, onu istedim. Ama ben Yunanlılardaki gibi zannettim. Hani tabak kıracağız, şans getirecek, uğur getirecek diye. Almanlarda meğersem bu tamamen farklıymış, ben bilmiyordum. Bizi birbirimize kelepçelediler. Şöyle gel benim örneğim ol. Şöyle bu şekilde birbirimize kelepçelediler. Dağıttık bize kürekler verip şöyle ellerimize. Kürekler ve önümüze tonlarca tabakları kırıp biz bunları küreklerle alıp 5 kilometre ilerideki bidona attık. Tekrar geriye ve bu 6 saat oturabilirsin. 6 saat sürdü. Yok yok, davul zurnayla alırız daha iyi. Aynen öyle. O hiç öyle bir şeye girmeye gerek yok. Aynen öyle.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.